kendisinin çok geç saatte gelen, sonra belli yaşta olan bir kimsenin ertesi gün apar topar böyle Amasya Kongresi diye götürülmesi bir kere bir acımasızlık olarak gördüm ben. Hatta dedim ki orada işte daha genç arkadaşlar var. Onlar katılabilir sizin adınıza. Niye acaba böyle bir şey düşünmediler diye de sordum. Fakat o tekrar işte söz verdim, gitmem lazım dedi. Herhalde kendileri Hamburg'dayken Türkiye'de yapılan bir programdı bu. Ama bana göre yanlıştı. Evimde annem vardı. Annem dedi ki gece dedi çok geç vakit böyle 3-3.30 sıralarında Türkeş Bey kalkmış Ahmet'i yatakta Ahmet'i ve Ay Yüce'yi odalarına girdi tek tek kucakladı ve öptü dedi. Sabahleyin Cuma'da olduğu için kendileri hep böyle şey her zaman her sabah bir duş alırlardı. Onu temiz yıkandı, giyindi, abdestini aldı ve onda çıktı. O gün Türkeş Bey'i Amasya'dan Adnan Uçaş isimli bir partili arkadaş o götürdü Amasya'ya. Yanında koruması olan, o koruma müdürü olan Tahsin Bey yoktu. Herhalde başka bir koruma arkadaş vardı. Ve Sami Cezaroğlu, özel kalem müdürü vardı, katılmıştı. Onlarla birlikte gitti. Adnan Uçaş Bey'le. Fakat şöyle, Türkeş Bey beni giderken en az 5-6 defa mutlaka arar yoldan. Adeti usulü öyledir. Dönerken de mutlaka arar. En az 5-10 defa, 5-6 defa arardı. Şimdi o gün baktım ben, hiç beni aramadı. Yani hiç sesi çıkmadı. Daha sonra ben öğleden sonra gibi falan anneme dedim ki anne acaba hastalanıp şey yapmasın Türkeş Bey dedim. Çünkü beni hiç sesi çıkmadı ve aramadı dedim. O da dedi ki kötü haber çabuk gelir kızım bir şey yoktur merak etme. Yoğunluğundan dolayı aramamıştır merak etme dedi. Ve öyle bir konuşmamız oldu. Sonra baktım akşam saat 8 sularında falan hala daha beni telefonla aramamıştı. Sonra ben Türkeş Bey'in asıl makam şoförü olan Alparslan Sarıkaya isimli bir arkadaşımız vardı. Onu aradım çünkü o Ankara'daydı. Dedim ki Alparslan acaba Türkeş Bey kaçta evde şeyde Ankara'da olacaklar dedim. O da dedi ki efendim dedi saat 9.30'da falan Hilton Otel'de bir resepsiyon varmış dedi. Ona katılıp ondan sonra dedi eve geleceklermiş dedi bana. Fakat bana böyle bir içime bir sıkıntı geldi. Yani bir basınç, bir sıkıntı hissettim. Ben de rahmetli Kasım Gürek Bey'in eşi Nilüfer Gürek hanımefendi benim. Bizim onlar çok iyi aileden dostumuzdur. Beni de çok sever sayar. Ona bir akşamüstü gittim. Bahçeli evlerde oturuyorlar. Hemen atladım gittim. Böyle bir kahvesini içtim. Oturdum. O bana sonradan dedi ki çok böyle bir tedirgin bir haliniz vardı. Hiç alışılmışın dışında bir haliniz vardı. Sevar Hanım falan dedi. Dedim ki ben de seyahatten gelecek Türkeş Bey. Onun için evde bulunmam lazım. Hemen gideyim dedim ve kalktım. Eve gittim. Evde baktım. O sırada ben televizyonu kapatmışım. Yani televizyonu açmamıştım.
Yani bana da hani böyle hissi kablel vuku derler ya, böyle bir içime bir basınç, bir sıkıntı geldiğini hissettim. Ama tabii ne olduğunu insan pek anlayamıyor. Ondan sonra saat 10'a, 11'e çeyrek kala gibi mi? Baktım saat 10 oldu, 10.30 oldu falan. Çünkü resepsiyonlarda çok az durup gelirlerdi, adeti öyleydi. En fazla yarım saat durur ve gelirdi. Çünkü bir de uzun yoldan geldiği için çabuk dönerdi bana göre. Ama baktım hiç ses yok. Telefon da yok, ses de yok. Ve saat 11'e yaklaşırken ben yine Osman Bölükbaşı böyle sık sık beni arıyordu. Hanımefendi Türkeş geldi mi, Türkeş geldi mi?